Merhaba arkadaşlar. Uluslararası örgütler konusuyla devam ediyoruz. Uluslararası örgütlerde küresel ve bölgesel olmak üzere iki şekilde incelenebilir. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Grup 20, Gelişen 8 Ülke, Kuzey Atlantik Anlaşması yani NATO olarak küresel örgütlerimiz var. Bölgesel olarak da Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere sınıflandırabiliyoruz. Birleşmiş Milletler dediğimiz kısaca BM, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin önderliğinde savaş sonrası çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuş. Türkiye 24 Ekim 1945 tarihinde 51 ülkenin onayıyla BM'nin kurucu üyeleri arasına girmiştir. BM'nin ana organlarına baktığımızda Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Sekreterliği olarak dikkate alınmaktadır. Bu kurumlardan Adalet Divanı La Haye'de, Hollanda'da, diğerleri ise New York'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Alınan bütün kararları ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti'nden oluşan Güvenlik Konseyi'nin veto etme yetkisi bulunmaktadır. Güvenlik Konseyi, ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan 5 daimi üye ile dönüşümlü olarak 2 yılda bir değişen 10 geçici üyeden oluşmaktadır. Konseyin esas görevi Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleri çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktır. Bu organ Birleşmiş Milletler'e baktığımızda örgütler ve buna bağlı uzmanlık kuruluşları bulunmakta ILO, Çalışma Örgütü. Onun dışında İBRD, İmar ve Kalkınma Bankası, IMF Uluslararası Para Fonu, WTO Dünya Ticaret Örgütü, yine UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, FAO Dünya işte yine Birleşmiş Milletler kısmında Gıda ve Tarım Örgütü, WHO Dünya Sağlık Örgütü, WMO Dünya Meteoroloji Örgütü, IAEA Uluslararası Atom Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Dünya Bankası World Bank WB olarak, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA olarak dikkate alınmakta diyebiliriz. İslam İşbirliği Teşkilatı özellikle 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü adıyla kurulmuş iki olarak. Daha sonra baktığımızda İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa'nın yakılmasının İslam dünyasında uyandırdığı tepki üzerine kurulmuştur. Örgütün ismi 2011 yılında bu şekilde değiştirilmiş İTTT olarak. Bunun yanında merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde olan ve 57 üyesi bulunan bir teşkilat olarak dikkate alınmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 30 Eylül 1961 tarihinde kurulmuş. 2016 yılında Letonya'nın üyeliğiyle birlikteki üye sayısı 35'e ulaşmış. Türkiye'de bu birliğin kurucu ülkeleri arasında yer almaktadır. Amaçları arasında üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, uluslararası ticaretin yapılan teahhütlere bağlı olarak kalınarak ayrımcılık uygulanmadan gelişmesini desteklemek. Ki ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan bu örgütün üyeleri arasında bulunmaktadır. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC. Petrol ihraç eden bu ülkeler kısmında 1960'ta Bağdat Konferansı'nda İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın imzaladığı anlaşmayla kurulmuştur. Bunun yanında 1961-75 yılları arasında Katar, Endonezya, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvador ve Gabon'un da katılımıyla baktığımızda dünya petrolünün %85'ini üreten bir konuma gelmiştir. Angola 2007, Ekvator Gine'si 2017 yılında katılmış, Endonezya ise 2016'da katılarak bununla birlikte üye sayısı 14'e çıkmıştır. İlk 5 yıl Cenevre'de olan merkezi daha sonra Viyana'ya, Avusturya'ya taşınmıştır. G20 dediğimiz dünyanın özellikle gelişmiş 20 ülkesi
olarak dikkate alınmakta. Tabii gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler birliğinde dikkate alınabilir. G20 ülkelerine baktığımızda Türkiye, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ile AB Komisyonu ve AB Konseyi üyeleri şeklinde sıralanmaktadır. Ki dünya nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü oluşturmaktadır G20 ülkeleri. Gelişen 8 ülke D8 olarak isimlendirilmekte ki ticari işbirliğini ön plana tutarak dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Ki burada dikkate aldığımızda özellikle olarak İİT'ye üyeliği bulunmaktır D8 ülkelerin aynı zamanda. Üye olan ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dır. 1 Temmuz 2016'da yürürlüğe giren tecrübeli ticaret anlaşmasının Türkiye, Endonezya ve İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'la uygulanmasına karar verilmiştir. Kuzey Atlantik yani NATO, özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş olan bu birliğin 12 devletin katılımıyla kurulan askeri bir örgüt olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye de buna özellikle Kore Savaşı'na asker göndererek katıldığı kısmında değerlendirmek mümkün olmaktadır. Evet, uluslararası örgütlerde bölgesel örgütler de vardı. Örneğin Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu. Avrupa Birliği'ne baktığımızda ilk olarak Avrupa Birliği'nin temeli özellikle Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa, Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulmuştu. Daha sonradan ismi Avrupa Birliği olarak değiştirildi. Tabii bunun yanında baktığımızda işte Birleşik Krallık'ın çıkış süreci var. Bu kısımda oylama yapılmıştı ve sonuç olarak Avrupa Birliği'nden ayrılması kararlaştırılmıştı ve bu şekilde bir değişiklik olmuştu son dönemde. Tabii Avrupa Birliği baktığımızda daha çok ekonomik ancak siyasi bir duruma da dönüştü. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı KEİ 25 Haziran 1992'de Türkiye'nin öncülüğünde kuruldu ki merkezi İstanbul'da olan KEİ'nin amacı üye ülkelerin mevcut potansiyelinin yanı sıra coğrafi yakınlık ve ekonomik anlamda birbirini tamamlayan özelliklerinden yararlanmaktır. Özellikle bu alanda baktığımızda Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, diğer üyeleri ise Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan olarak dikkate alınmaktadır. Evet arkadaşlar, BDT, Bağımsız Devletler Topluluğu, NATO'ya karşı varlığını sürdüren Varşova Paktı, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması da işlevini yitirmiştir. Sovyetler Birliği'ni oluşturan ve bağımsızlıklarını ilan eden 11 Cumhuriyet, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna bir araya gelerek bunu kurmuştur. 1993'te birliğe katılan Gürcistan, birlikten 2008'de ayrılmıştır. Türkmenistan ve Ukrayna'nın birlikten ayrılan ülkeler olduğunu söylemek mümkündür. Yani şu an çok da işlevsel bir örgüt değil diyebiliriz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.